أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi shrah li sadri ve yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli fabrid amri ila Allah ve la hawla wa la quwwata illa billah bismillah Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi ve ma nu'li ve ma yakhfa 'ala Allah min shay'in fil ardhi ve la fis sama'i la ilaha illa anta Sureyi Ibrahim Ibrahim suresi ayeti kerime 38. ayeti kerimesinde kaldık ve devam ediyoruz. Bir surenin de sonuna yaklaşıyoruz. Rabbena ey Rabbim inneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin Bu münacatı bir önceki derste İbrahim aleyhisselam Rabbimize münacat etti ve ailesini, eşini, oğlu İsmail Aleyhisselam'ı Kabe-i Muazzama'ya oraya konaklandırdığını, orada bir yiyeceğin olmadığını, Allah'ım oraya bol nimetler ikram eyle ve bütün insanların kalbini şu mukaddes topraklara meylettir, coştur ve onlar buraya gönül huzuruyla arzular şekilde koşsunlar, gelsinler, ve şu mukaddes kabe Muazzama'yı tavaf etsinler. Rabbim haclar, umreler nasip eylesin. Rabbena ey Rabbimiz diyor İbrahim Aleyhisselam'ın duası. bizde onun duasıyla Rabbimize münacat ediyoruz. İnneke te'alemu ma nuhfi ve ma nu'lin. Allah'ım kalbimde gizlediklerimi de aşikar ettiklerimi de bilirsin. Allah Celle Celaluhu kalbimizde olanı da bilir, kalbimizden geçireceğimiz bir sonrasını da bilir. Yani Allah Celle Celaluhu bir kulunun muradının ne olduğunu bilmemesi, o zaman insandan farkı ne? Yani insan da bilmiyor, karşısındakinin ne olduğunu e, yaratan ela ya'lem yaratan Allah bilmez mi? Bilir. O latiful habir o her şeyden haberdardır. Şimdi ayeti kerimede ma gizlediğimi de ve ma aşikar yaptığımı da bir insanın niyeti efendim anne babasına hürmet etmek, çevresine faydalı olmak, hayır hasenat yapmak. Şimdi biz içindekini bilmiyoruz efendim aşikar ettiğini hayır yapıyor, namaz kılıyor, ibadet ediyor, insanlığa yardımcı oluyor. Efendim darda zorda olana yardımcı oluyor, fakiri yetimi gözük, kimseye kötülük yap, ha, içindekini dışına çıkarttı. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hz. Bekir Sıddık tarafından oh, bu hani bunu halife yapın diye bu şekilde kendisi vasiyet edince Hz. Osman radıyallahu Efendimiz dedi ki ona sordular Hz. Ömer nasıl birisidir? Hz. Osman da dedi ki onun dışından görülen içi daha güzel. İçi dışından daha güzel dedi. İşte bir insan böyle olmalı. Özü sözü her şeyi güzel olmalı ki Mevla Celle Celaluhu yani iki yüzlü dediğimiz bir bakıyorsun güzel bir yüz, bir bakıyorsun kötü bir yüz. E, bu olmaz. Buna münafık denir. Allah'ım sen gizlediğimi de aşikar ettiğimi de bilirsin. Ve ma gizli değil alallahi Allah'a min şeyin. Hiçbir şey Allah'a gizli değil. Yani Allah geleceği bilemez vesaire gibi ifadeler kişiyi dinden çıkartır. Allah Celle Celaluhu'nun bilmediği bir şey olur mu? Yani yarattığı kainattaki içini dışını bilmez mi o yaratmış? İşte ayet ve ma gizli değil Allah Allah'a min şeyin hiçbir şey fil ardı dünyada. Dünya dediğin zaman burada ne dışarıda kalır? Yani dünyanın içerisinde denizi mi, dağı mı, taşı mı, insanı mı, canlısı mı, böceği mi? Ne? Fil art Kur'an kur, kur diyor. Yeryüzünde ne varsa hiçbir şey Allah'a gizli değil. İşte günümüzdeki sıkıntı bu. Yani insanlar ve yufakuhun bilim de ilerliyor. Bin çeşit üniversite bölümlerinde ilmi çalışmalar yapılıyor. Fakat bir yere geliyor geliyor ben biliyorum. Ben öğrendim. Yani haşa Allah ne bilir demeye gidiyor. Allah yaratmış bunu. Bizi, kimyayı, efendim maddeyi, bütün mevcudatı, taşı, toprağı, dünyanın içini dışını. Ama bakıyorsunuz o ilim ona öyle bir kibir veriyor ki yani ben bildim, aa, haşa yaratan Allah ne bilir demiyor ama tavrı onu gösteriyor. Yani din bunlara nasıl bir e, izahat yapabilir, ne bilir ki? Yani Allah'ın Celle Celalun yarattığı e, mevcudatta anlaman için Mevla sana etkenler vermiş, görmen için göz vermiş. Taşın içini de bile gösterecek, sana göz verebilirdi. Ultrasyonlar bakıyorsun, içini gösteriyor. Allah öyle de göz verebilirdi. Yani lazım olduğu kadar kulak vermiş. Efendim öbürü de duyurtabilirdi bir balina, Atlas okyanusu, büyük okyanustaki sesi duyuyor. Beş tane Türkiye mesafedeki sesleri duyuyor. Allah ona da o özelliği vermiş, sana da bu özelliği vermiş. Buradan bir kuş uçuyor Afrika'ya, oradaki dalı buluyor, oradan buraya geçiyor geliyor, buradaki dalı buluyor bir insan gözü gördüğü halde giderken şu mem memleket Fatih ne tarafta diyor 50 defa soruyor adres soruyor Neyse. yani bir de kuşlara bir şeyler söyleniyor <laughs> kuşlar efendim 5000 kilometre 3000 kilometre uçtukları halde hiç kimseye adres sormuyorlar efendim geldiklerinde dalını buluyor gittiklerinde yuvasını buluyor Allah Celle Celaluhu buyuruyor ve ma yehfe alellahi min şeyin fil ardı yeryüzünde ve la sema göklerde hiçbir şey Allah'a gizli değil. Her şeyi Allah bilir. Elhamdülillah. İşte o Allah'a hamd olsun. Her şeyi yerli yerinde yapmış. Her şey nizam ve intizam içerisinde. Kul burada haddini bilmiyor. Ve efendim nankörlük yapıyor. Rabbisine karşı, onun Habibine karşı, insanlığa karşı Mevla Celle Celaluhu da ona sille vuruyor. Tabi Allah'ın Celle Celaluhu'nun sillesi acele değil. Mevla müsaade eder. Kul efendim kendini ortaya koyar. Nankörlüğünü tamamlayınca da Efendi bardak taşınca Mevla Teala senin defterin kapanmıştır. Elhamdülillah Allah'a olsun. ellezi o Allah vehebeli İbrahim, İbrahim Aleyhisselam diyor ki Allah'ım sana hamdolsun vehebeli hibe etti ala alel kiberi yaşlı olmama rağmen İbrahim Aleyhisselam yüz küsür yaşlarında Sara annemiz doksar küsür yaşlarında Divayetler tabi 99 yaşında 120 yaşında böyle tefsirlerde efendim bazıları bu yaşları zikrederler efendim bunlar e, net olarak değildir. Ayeti kerimede bunlar şu kadar yaştadır denmez. Kiberder, yaşlı yaşlılık işte 90-100 yaşları yaşlılığımda Mevla bana İsmail İsmail aleyhisselamı önce İsmail aleyhisselam oldu İsmail aleyhisselamı işte Hacer annemizle Kabe-i Muazzama'ya getirip bıraktı. Bir önceki ayetlerde geçti. Ve İshak ve İshak aleyhisselam. Yani aralarında bir hayli yaş farkı var. 10 yaş gibi bir fark var. İnne Rabbi muhakkak Rabbim lesemi'u dua. Duaları elbette işitendir. Yani Mevla Celle Celaluhu kendisine dua edilmesini istiyor. Dua mukhul ibad. Dua ibadetlerin özüdür. Dua. Kul ma ya'budukum rabbi levla du'aukum? Sizin duanız olmazsa e, Rabbiniz olarak ne yapayım? diyor Allah Celle Celaluhu. Yani dua edin. Ud'uni, istecib lekum Dua edin, kabul edeyim. Hatta İbrahim bin Eteme soruldu. Du'uni estecib lekum. Allah dua edin, kabul edeyim edeyim diyor. Feinna nedun fela yusaca bilena dua ediyoruz kabul olun. Ma'tet kulubukum min aşeti eşya. On şeyden kalbiniz öldü. Ee, şimdi siz diyorsunuz ki Allah'ı tanı araftumullah teala. Allah tanıdığını söylüyorsunuz. ve tu'a dua. Allah hakkıyla kulluk etmiyorsunuz. Bakara tüm kitabı Allah. Allah'ın kitabını okuyorsunuz. Velem tamel ile. Onunla amel etmiyorsunuz. Ve daatim hubba Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberi sevdiğini söylüyorsunuz. Velem tetbi ile ona uymuyorsunuz. Ondan sonra ve daitum iddia ediyorsunuz e, hubbel cenneti sevdiğinizi söylüyor mu? Velem testaidüle hiçbir şey hazırlık yapmıyorsunuz. Namaz yok, ibadet yok. Ve daitum hafenna cehennemden korktuğunuzu söylüyorsunuz. Ama velem tentanüz günahlardan kaçmıyorsunuz. Ve daitum adavete şeytan. Şeytana düşmanım diyorsunuz. Ve ve aleytum buhu emrinden çıkmıyorsunuz. Ne diyorsa onu yapıyorsunuz. Yani sorulduğu gibi bu cevabı vermesi işte büyüklerin hali böyle oluyor. E, orada Ahirete hazırlıklı olun. Ve işte altın bir uyu bir diyor mesela orada. Başkasının ayıplarıyla meşgul oldunuz ve terk ettiniz bir Kendi ayıplarınızı görmediniz. Allah Allah. Şimdi burada inne hule semiyor dua. Allah duaları kabul eder. Yine hadis şerlerinde geç, geçiyor. Ya gafil olan kalpten de Allah duaları kabul etmiyor. Yani burada bir hüslü e, hüsnü teveccüh gerekir. E, o 40. ayet İbrahim suresi Rabbi ey Allah'ım ic'alni mukimass sala namazı kılan ve min zürriyeti zürriyetimden de yani hakkıyla namazını kılan zürriyetimden de namazını hakkıyla kılan namaz namaz olmayan namaz konuşulmayan bir ortam bir sohbet veya bir meclis veya bir insan eğer bütün ...hayatını namaza ayarlamıyorsa... ...ahiret gider. Çünkü... ...bizim... ...öncelikle Allah'a kulluk yapmamız... ...bütün hayatımızı... ...öğle namazı gelecek. Nasıl kılacağım? Yola çıkacaksın ikindi namazında... ...abdestimi mi alayım ona göre kendimi ayarlayayım. Namaza göre hayatımızı ayarlayacağız. Allah bize Celle Celaluhu... ...yaşanan bir din, yaşanabilir bir din... ...kuralları... Allah'ın dinini yaşama imkanı müsaittir. İnsanoğlu Allah'ın dinini yaşama özelliğine göre yaratılmıştır. Koca İbrahim Aleyhisselam Allah'ım namazını kılan ve zürriyetimden de sana hakkıyla namaz kılan zürriyetler nasip eyle. Rabbena ey Rabbimiz ve tekabbel dua. Duamı kabul eyle. En makbul duasını nereye yapıyor? Sana namaz kılan ve zürriyetimden de namaz kılan bir zürriyet nasip eyle. Yani duayı böyle yapmak lazım. Allah'ın marifetullah nurunu kalbimize doldur. Habibinin sevgisini kalbimize doldur. Kulunda görmek istediğin kemalatı, asaleti bizlere nasip eyle. Bizleri kul olarak yapmamız gereken namazımızı, orucumuzu, zekatımızı, haccımızı, her şeyi yerli yerinde yapmaya muvaffak eyle. Allah'tan isterken de bunu istemek lazım. Bir insan Allah'a kulluğunu tam yaparsa Allah Celle Celaluhu o kuluna ne lazımsa onları zaten lütfeder. Lütfeder. İbrahim Aleyhisselam ne diyor burada? Efendim şu veya bu demiyor. Sana hakkıyla namaz kılan. Yani kulluğunu ispatla Mevla Celle Celaluhu sana gerekeni efendim lütfunu gösterir. Rabbena ey Rabbimiz. Rabbena ufirli Allah'ım beni affeyle. Velidaye annemi babamı affeyle. Velil mu'minine müminleri affeyle. Yeume yekumul hisab, hesap gününde. Hesap gününün kaim olduğu, görüleceği, tayin edileceği o günde Allah'ım beni affeyle. Kişi önce kendisinin affını isteyecek. Önce kendinden başlayacak. Yani kendini düzeltmeden yedi mahalle öteye değil. Önce kendin. Allah'ım beni affeyle. İnsan önce kendisine Allah'ın dinini yaşayacak. Namazıyla, ibadetiyle, taatiyle. Ondan sonra siz namazınızı kılın, orucunuzu, ibadetinizi yapın. Önce nefsi ıslah. Sonra nesli ıslah. Cihad dediğimiz şey 11 tane madde sayar önce kendisinden başlar. Sonra kendisinin birinci derecede alakalandığı yakın çevresiyle alakalı zarar vermeyecek etrafına. Onları ıslah eder. Sonra akrabalara, anne babaya gelir. Sonra yakın akraba, sonra uzak akraba. Sonra komşuları, sonra mahallesi, sonra bölgesi, sonra insanlık. Ve bunları ıslah etmeye çalışır. Islah olmuyorsa 11. maddede ifsad edenleri... ''Katilül müşrikin, müşriklerle savaşın. Onlar efendim kötüler ortadan kaldırılır ki mazlumlar selamet bulsun. Yani e, kötüleri ortadan kaldırmazsan onlar milletin canına malına tasallut ederler. O manada onları derdes etmektir. E, günümüz tabiriyle etkisiz hale getirmektir. İbrahim Aleyhisselam ...Rabbena afirli Allah'ım beni affeyle. Veli valideyi annemi babamı affeyle. Veli müminleri yavmi yakumul hisap hesap gününde. Şimdi Veli valideyye kelimesi burada kullanıldı. Müfessirler diyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'ın veli valideyye yani e, annesi tamam Müslüman da babası kafirdi. Peki babası kafir olmasına rağmen onun affını istemek. Kafir bir baba için Allah'ım merhamet eyle, Allah'ım onu affele denmez. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi e, o zaman tabii daha Resulümüz peygamber değil. E, ...vefat ediyor... ...kabre konuluyor... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ziyaret etmek istiyor... E, ...tabii şimdi bu... ...İslam alameti yok... E, ...daha belki Hanif yani... ...putperestlik yapmadı... ...ancak e, burada bir İslam dairesi... ...de oluşamadığı için... ...Allah bilir orada... ...müsaade istedi Allah'ım ziyaret yapabilir miyim... ...Mevla müsaade etti... ...Allah'tan affı mağfiret istedi o hususta... ...efendim ona müsaade edilmedi... ...yani... Bu e, hüküm Allah'ındır. Yani orada müşriktir, kafirdir demek e, mümkün değil. Ancak orada öyle bir çizgiler var. Çizgi var. Yani bir Müslüman, bir kafire orada biz e, rahmet okuyamazsın. E çünkü Allah gazap ederken senin rahmet okuman Allah ile dalga geçmek olur. Haşa. Bu meselelere dikkat etmek lazım. İşte toprağa bol olsun gibi Anadolu tabiriyle ülkemizin ifadesiyle bu tür ifadeler kullanılır. Şimdi... İbrahim Aleyhisselam babasının durumunu yani küfrü mutlak içerisinde olduğunu bilemiyor neticede bir insan efendim orada dua ediyor Allah'a affet diyor efendim sonra onun e, bir putperest bir kafir olduğu kendisine bildirilince mesela Musa ile Nuh Aleyhisselam'a e, ya Rabbim evladımı istiyorum gemiye binsin evlatela velatu khatibni filledine zalemu zalimler hususunda beni muhatap alma ondan sonra dedi ki ya Rabbim sen her şeyi bilir ben bilemem Ondan sonra e, bu meseleden beni affet ya Rabbim dedi ha, Nuh aleyhisselam. Ancak yani e, burada e, İbrahim aleyhisselam kendisine bu hüküm bildirilmeden evvel ondan sonra e, kafire rahmet okunmayacağı meselesi de bu şekilde inceliklerle anlaşılmış oluyor. Burada izahatlar uzun uzun konuşulmuştur. Evet, 40 ayet ayeti kerimeye geldik. Ve la tahsebenne ve la asla ve kat'a zannetme, düşünme. Allah'a Allah'ı gafilen, gafil. Allah her şeyi bilir dedik. Allah gafil değil. Şimdi olayın yani ayetin ruhunu şöyle izah etmeye çalışalım. Yani dünyaya baktığımız zaman küffar o alemin gücü var, kuvveti var, yetkisi var, etkisi var. E, parası var, tankı var, tüfeği var. Bakıyorsunuz bir o alem bir ülke. Efendim ülkemizin bütçesi kadar silaha bütçe ayırıyor. İşte Amerika dediğimiz dünyanın başına bela oluyor. Allah ona kuvvet veriyor, yetki veriyor. O da diyor ki ben dünyayı yok ederim diyor. Firavun da aynı. Baktı ki bütün gücü var. Efendim Musa Aleyhisselam'ın ümmeti 600 bin adamın 3 katı ordusu var. 1 milyon 600 binden bahsediliyor. Musa Aleyhisselam'ın 650 bin 700 bin ümmeti var. Ee, yani Müslümanların taraftarının 3 katı ordusu var. Dedi benim önümde kimse duramaz. Ben yıkar geçerim dedi. Ee, şimdi... Küffar ve böyle hesap eder. Yani yedi düel toplandı Çanakkale'de. Dedi ki biz bu kadar güçlüyüz. Önümüzde Osmanlı. Bunları bir celsede yok ederiz. Şimdi وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا zalimun O zalimler insanlık düşmanı. Efendim din düşmanı. Allah'a peygambere ihanet etmiş. Ee, Musa ama ihanet ediyor. Allah'a baş kaldırıyor. Zannediyor ki efendim önümde kimse yok Allah'ın gücünü hesaba katamıyor geliyor denizin kıyısına Musa aleyhisselam geçiyor Firavun orada yok oluyor. Efendim İngiliz garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhadim var o çelik zırhlılar geldi efendim biz bu bir anda yok edeceğiz ecdat orada Çanakkale'yi geçti misal İngiliz orada boğuldu. Onların gemileri yerin dibine, cehennemin dibine gitti. Peki. Şimdi, e, lakin bunlar en sonunda, Firavun 40 sene sonra biz bunları gördük. Ama 40 seneye kadar bütün güç, kuvvet onların. Şimdi küffar aleme baktığımız zaman güç, kuvvet onların gibi görülüyor. Müslümanları, fakirleri, muhtaçları Afrika'yı, Orta Doğu'yu yok ediyor, mahvediyor, öldürüyor, derdest ediyor. Ve la tehsebenne asla ve kat'a... Allah'ı zannetmeyin gafilen gafil yani habersiz yani Allah Celle Celaluhu bunlardan bir haber efendim gavur istediğini yapıyor zulmünü istediği gibi yapıyor Afganistan'ı Pakistan'ı Afrika'yı yok ediyor efendim ülkemize zararlar veriyor İslam alemini mahfu perişan ediyor yo yo amma ya'malu zalim, zalimlerin yaptıklarından ama o şeyden ki genel bir mana o şeylerden ki efendim ço çocukları öldürüyor bebeleri öldürüyor insanların mallarını alıyor derdes ediyor ama o şeyler ki ismi mevsul denir buna ya yapıyor zalimin o zalimlerin yaptıklarını Allah kafir değil ya inneme ancak ancak yuakhiruhum onlara Mevla mühlet veriyor tehir Türkçede kullanıyor tehir ediyor tehir ediyor li öyle bir güne ki teşhasun, teşhasu kelimesi, teşhasunun üzerine durmak lazım, Fihi o gün elapsar gözler, teşhas kelimesi böyle dehşetten gözleri fırlayacak, onları diyor öyle bir hale getireceğim ki diyor, gözleri yerinden fırlayacak diyor, dehşete kapılı, biz ne yaptık biz, biz ne yaptık, Mevla çağıracak, gel bakalım etrafı çevrilmiş, bir yere gitme imkanı yok, gücü kuvveti yok, tek başına, ben sana güç vermedim mi? Kuvvet vermedim mi? İmkan vermedim mi? Yetki vermedim mi? Efendim silahını, tankını, tüfeğini vermedin mi? Verdin ya Rabbim. E peki öbür taraftaki Filistinli'nin tankı, tüfeği var mıydı? Yoktu. Peki sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Efendim onun yarım bir ekmeği vardı. Bana kulluk etmeye çalıştığı halde onun da ekmeğini yok etmeye çalıştın. Onun da elinden almaya çalıştın. Onu öldürmeye çalıştın. He? Ondan sonra benim mülkümde bana meydan okuyacaksın. Hakaret ettin, istediğini yaptın, zannettin ki bu hürriyet hep devam edecek. Öyle bir şey yok. Ölünceye kadar. Ölünceye kadar küffar ve alem ölünceye kadar Allah'ın tanıdığı mühletin farkında değiller. Ama bütün İslam alemi doğduğundan itibaren Allah'ın verdiği ömür sermayesinin geçici ve emanet olduğunu bilirler. Onun için bütün güçleriyle Allah'a nasıl kulluk edelim diye uğraşırken efendim sefih insanlarda hayatın tadını çıkar. Boş ver derler. Boş ver derken efendim ölüm gelir erken ahirette işte gözler yerinden fırlar. Ne yaptık biz? Bize bir kaya gösterin kafamızı parçalayalım. Geçti. işte Yunus Emre onu diyor eyvah demeden Allah diyelim. İşte mesele bu. Ey zalimler siz Allah'ı gafil zannetmeyin. Mevla size mühletler veriyor. Mühlet veriyor, en doğrusunu yapıyor. Mevla Celle Celaluhu mühlet veriyor. Çünkü bir günah veya yanlış yaptığı zaman hemen derdes edip ona efendim cehenneme atsa ne yaptım ki olacak? Sonsuz kudret sahibi olan Allah müsaade ediyor. 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl firavunluk yapıyor, nemrutluk yapıyor, putperestlik yapıyor. O elindeki bütün gücüyle, kuvvetiyle mazlumlara, mağdurlara, kadınlara, çocuklara, yetimlere, muhtaçlara öldürüyor, yok ediyor, mahvediyor. Efendim çalıyor, Afrika'yı sömürüyor. Efendim ülkeleri batırıyor, ekonomik yaptırımlar yapıyor. Ya ki dünya zaten geçici. Ondan sonra innema yuahiruhum Allahu zalimlere mühlet veriyor geciktiriyor liyamin öyle bir güne ki teş hasu dehşetten fırlayacak fihi o gün elebsar gözler diyor. Yani bu bir gözler yerinden fırlama meselesini şey olarak anlamak lazım. Öyle bir dehşet aman Allah'ım ne yaptım ben? Ne yaptın he? Ne yaptın? Allah'ın mülkünde Allah'a meydan okudun. Allah'ın peygamberlerine hakaret ettin. Alimlere, velileri tahkir ettin efendim mazlumları, mağdurları, fakir, fakirleri, çocukları, bebekleri katlettin. Yani ondan sonra insanlık, medeniyet, uygarlık vesaire cümlelerle, yaldızlı cümlelerle dışını sıvazla içinde bütün zehiri doldur. Bu şekilde bir dünya. Allah Celle Celaluhu her şeyden haberdardır. Onun için biz kendimize acıyalım, kendimizi sevelim. İnsan kendini kandıramaz, Allah'ı hiç kandıramaz. Onun için biz kendimizi acıyalım. Efendim kimin ne yaptığı değil. Biz ne yapıyoruz? Biz nasıl Allah'a kulluk ediyor? Ona bakacağız. Hayatım boyunca ben buna bakarım. Ben ne yapıyorum? Yani şu yanlış, bu yanlış, bu kötü, bu kötü. Tamam bunları anladık. Ben ne yapıyorum? Ne kadar namaz kılabiliyorum? Ne kadar ibadet, ne kadar zikir yapabiliyorum? Ne kadar Rabbime kulluk edebiliyorum? Ne kadar efendim millete yemek yedirebiliyorum? Evlenemeyen kaç kişiyi evlendirebiliyor? Yüzlerce kişiyi evlendirdik elhamdülillah. Allah'ın nimetleri konuşulur. Yani ne kadar mazlumlara sahip çıkabiliyorum. Çıkabildiğimiz kadar daha da fazla, daha da fazla. Yapılacak ahiret terazisinde şefkati koyacağız biz. 43. ayet. Muhte'in. Onlar suratli bir şekilde. Yani emre itaat. Fakat emre itaat ne olduğunu göreceğiz. Mukne'i. Kaldırırlar ruhusehum başlarını. Suratli. Böyle. Başka yapılacak bir şey yok çünkü. Mevla Celle Celaluhu Dünyada başı dik gezenler yani Allah'a dik başlı olanlar He. Müslümanlar Allah'a dik başlı değil Allah'a başları rükuda eğilir secdede yere kapanır ama öbürü kafasını kaldırır efendim Allah'ı beğenmez hükmünü beğenmez muhtaine orada göreceğiz diyor Allah. Süratli bir şekilde hem de öyle bir hızlı ki Mokne'i kaldırır Usev'un başlarını e İşte buradaki ayetin izahatına baktığımız zaman Çenelerden Mürselat suresi var Gelecek efendim zincirler takılacak Kafa gerdirilecek gerdirilecek, gerdirilecek. Süratli bir şekilde diyor hem de Yavaş değil bu Kafa efendim tam böyle e, e, enseye geliyor Yani kafa burada Böyle kafa kaldırılıyor Kafa kaldırılıyor diyor. Muhtiine suratli, mukni'i kaldırılmış ruuz baş. La yertedü çeviremiyor ileyhim. Efendim onlara sağa sola tarfuhum yani gözlerini çevirme imkanı yok. Niye? Orada artık ki kenetlendi. Kafa ensede iki eller buradan tersine çevrilmiş ayaklarla burada birleştirilmiş. Küffar-ı alem sonsuz böyle azap oluyor. Kabul etmiyorum, reddediyorum, inkar ediyorum. onla inkarla olmaz. Yazın ortasında birisi yani efendim odun hazırlıyor kesiyor istifliyor falan öbürde diyor ki ya yazın ortasında odunla ne uğraşıyorsun hava sıcak zaten yanıyoruz yanıyoruz ama 3 ay sonra kar yağınca üşümeye başlıyor kabul etmiyorum kış diye bir şey yok ben kışı reddediyorum anladık reddediyorsun tamam 3 ay sonra kış gelecek yani kışın geleceğine inanan insan ahirete inansa efendim ahirete hazırlık yapar o kadar mı e efendim inanç hususunda Ey efendim bilgili, kültürlü, akademik ünvan vesaire. 30 yıl eğitimler veriliyor, bir defa Allah'tan bahsedilmiyor. 30 yıl boyunca insanlara bir şeyler anlatıyor, bir defa Allah sevgisini anlatmıyor. Yazık olmuyor mu? Yazık olmuyor mu? Allah'ın mülkündeyiz ya. Sonuç ne olacak? Akıbet ne olacak? İşte bu ayetler bu olacak. Muhtayine mukneyi onların kafalarını kaldıracağım diyor. O kafaları havada gezenler, bana kafa kaldıranların onların kafalarını çakacağım diyor Allah. La yerte ilehim tarfum gözlerini sağa sola çeviremeyecekler diyor. Ve efidetuhum onların kalpleri heva harab olmuş. Ne yaptık biz ya? Biz nasıl Allah'a böyle karşı çıktık? Ne yaptık biz? Kalpleri harap. Efidetuhum onların kalpleri heva yani boş efendim harap olmuş. Ne yapacaklarını şaşırmışlar ve kulubum khawiyetun khaliyetun ليس فيها شيءٌ لكثثي وجل والخوف işte tefsirde geçiyor. Kalpleri yani bir şey düşünemiyor. Dünyada kibir vardı, gurur vardı, baş kaldırıyordu, Müslümanları hor görüyordu. Orada korkudan düşündüğü tek şey titriyor. Titriyor. Başka bir şey düşünemiyor artık. Cehennem ateşi de etrafını sarıyor. Peki. Şimdi Rabbimiz 44. ayet sure İbrahim ve enzilin nas. insanlara ikaz et. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey insanlar, yevme yetimul azab, azap geldiğinde, azap geldiğinde, şimdi biz bunları dünyada duyuyoruz. İşte dünyada bu bize söyleniyor. Yazın ortasında adam Afrika'da yaşamış, Türkiye'ye gelmiş, hiç adam kar diye bir şey görmemiş. Efendim çatta yaşamış, çölde, çölde su bile görmemiş adam. Diyoruz ki bak burada yaşıyorsun, burada ev tuttun ama iki ay sonra kış gelecek, kar yağacak, odun hazırla. Kabul etmiyorum, öyle bir şey yok. Biz sıcaktan başka bir şey bilmiyoruz. Tamam da ben sana söylüyorum. Yani bunlar var. Peygamberlerin vazifesi bize öldükten sonra bir hayat var söylemeleridir. İmam-ı Azam buna şöyle bir misal veriyor. Anne karnındaki bir bebekle konuşma imkanı olsa. Bak ey bebek, dünya diye bir şey var. Efendim dağlar var, ovalar var, denizler var, nehirler var. Şimdi o çocuk o dünyada ya böyle şey olur mu ya? Reddediyorum, kabul etmiyorum. Ya tamam da var. Şimdi peygamberler de bize diyorlar ki bak beyler, insanlar öldükten sonra bu dünyadan milyon kez büyük alemler var cehennem çok büyük fe inne beyne mensire mesire beyne menki beyl kafiri mesirete eyyam firrakim muslim buhari hadisi bir kafirin iki omuzu yü, efendim süratle koşan bir atın üç günlük mesafesi kadardır 450 kilometre İstanbul Ankara kadar bir kafirin omuzu kabul et etme o senin sorunun ama peygamber haber veriyor ha, söylüyor sana bir bebek dünyayı anlayabilir mi? Nasıl anlayacak orada? Anlayamaz. Ha, peygamberler de bize bunu söylüyor. Yani burada yapılacak iş, velendirin nas insanları ikaz et yemeye eti muladab azap geldiğinde. Peygûlûlûzalemu Allah'ın emrini, peygamberin sünnetini, insanlığı, adaleti, şefkati, merhameti, eve yere düşürmüş, cömertliği, merhameti yok etmiş zalim. Rabbena ey Rabbimiz bunu diyeceksiniz diyor haber veriliyor. Ahirna <laughs> bize biraz mühlet ver. İla ecelin karib azıcık bir karib bir müddet azıcık bir şey yani bir hafta ay bir ayda yeter. Ee, ne yapacaksın? Nucib daveteke senin emirlerini Rabbim Allah diyeceğim dediğini yapacağım. Hani sen Allah'a boyun eğmiyordun Ha? Ona tabi peygambere tabi olacak. Hani peygamberin sünnetlerini devre dışı bırakıyor adam. Adam din adına ortaya çıktığını söylüyor. Din adına konuşuyor. Peygamberi devre dışı bırakıyor. Ölürken peygambere tabi olacağım diyor. Bu nasıl bir şey? öyle sıkıntılar da var. Peygambersiz bir din ortaya koymaya çalışan dinsizlikler çıktı. Yani gavurluk sadece bir tarafta değil. Din adına efendim insanları gavur etmeye çalışan işler de bunları da konuşmak lazım. Ayetler gelmişken bunları da söyleyeceğiz. Peygamberi devre dışı bırakarak onun mübarek sözlerini vama ma anil heva o hevasına göre konuşmaz. Inhu illa vahyun. Allah ona bildiriyor. Yuha o size söylüyor. Peygamberin ilahi buyrukları Allah'ın talimatları onu bize duyuruyor. Diyor ki ben peygambere uymaya gerek yok. Peygamberi devre dışı bırak. Onun sözlerini devre dışı bırak. peki bu ne? Ölürken. Kur'an işte. Kur'an'a tabi olacağız şu anda. Kur'an'a bakıyorum ben. Kur'an bana diyor ki efendim ölüm anında siz Allah'ım sana tabi olacağız. Başka? Vanette bir rusul. Peygamberlere de tabi olacağız. Ne olaydı Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Mesela Furkan suresinde de var bu. Ya veyle taleyteni lemettehiz fulanen halila. Lakin evvelle ne anne bade izce ne olaydı filanca dalaletin yolunda gitmeyeydik de efendim peygamberi bırakmasaydı ve kale yomi <laughs> yadu <laughs> zalimu ala yedehi zalimler diyor ellerini ısıracaklar ne yaptık biz peygamberi niye terk ettik vesaire vanette bir rusul peygamberlere tabi olalım böyle pişman olacaksınız ama iman ehli İslam ehli ya Rabbim biz sana tabi olduk namazımızı kıldık aha namazımız aha orucumuz Aha peygamberin sünneti, aha sakalımız, aha çarşafımız, aha Kur'an'ımız, aha selamımız. Esselamu aleyküm dedik. Senin yolundan ayrılmadık. Ticaretimize dikkat ettik. Yuvalarımıza dikkat ettik. Ben ettebi urusun. Evelem tekunum. Mevla soruyor. Zalimlere tabi bu. Onları duyur diyor Allah. Şimdi duyur derken de duyuruluyor işte. Şu anda duyuyoruz. Efendim hisse alan alıyor. Son nefeste pişman olmayayım diye almayan almıyor. Evelem tekunu siz değil miydiniz? Aksamtum yemin ediyordunuz min min evvelden. Malakum min zeval bizim gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz 28 Şubat'a ne dediler? Bin sene biz efendim gavurluğu devam ettireceğiz dediler. Ne oldu? Yıkıldılar, gittiler. Şu da gitti ahirete. Nereye giderse gitsin. Rahmet okuyacak değiliz. Sen kimin mülkünde kime kafa tutuyorsun? Kime meydan okuyorsun? Yani biz bin yıl Allah'ın mülkünde Allah'ı yasak edeceğiz demeye getiriyor vesaire. İhtilaller yapıyor Allah'a karşı ihtilal yapıyor efendim Allah'a kulluk yapmak isteyenlerin önüne setler geçiriliyor vesaire işte buna benzer işler bunlar yapılabilir mi? Dünyada Mevla fırsat veriyor müsaade ediyor niye? Müsaade ediyor Allah'a kulluğunu ispatla müsaade ediyor sen de isyanını ispatla kurban olduğum Rabbim. Evelem tekunü değil miydiniz? Aksantum yemin ediyordunuz min kabul evvelden. Ma'akum min zeval. Bize zeval yok, bize bir şey olmaz. Gücümüz, kuvvetimiz, kudretimiz, efendim etkimiz, yetkimiz, iktidarımız biz güçlüyüz. Biz efendim işte Firavun gücür güçlüyüm dedi kimse bize bir şey yapamaz. Ne oldu? Ve oturdunuz fi mesakin iladina vallamu. Sizden evvelki benim mülkümde bana asi olmuş Kavimlerin yerlerinde oturdunuz. Benim dinimi kaldırmışlar. Allah'ın dinini kaldırmış. Allah demeyi yasak etmiş. İslam'ın ahkamını yasak etmiş. Ne oldu onlar? Gittiler ahirete. E sen de gideceksin biraz sonra. Onların yerinde oturuyorsun kurban olduğum Rabbim. Ve sekentum oturuyorsunuz fi mesakin Benim hükmümü Kur'an'ı yasak etmiş, dini yasak etmiş, İslam'ı yasak etmiş, ahkamı dini kaldırmış. E, öyle ortamlarda, memleketlerde yaşıyorsun. Senden evvelkiler yaşamadı mı yaşa? Ne oldular? Gittiler ahirete. Şimdi sıra sende. Sen de gideceksin. E ve tebeyyene siz görüyorsunuz keyfe fe'alna bihim onlara ne yaptık? Onların yurtları, Lut Aleyhisselam'ın kavminin olduğu yer nasıl yerin dibine battı? Salih Aleyhisselam'ın kavmi nasıl yerle bir oldu depremlerde vesaire? Görmüyor musunuz? Ya kalıntıları görüyoruz. Şimdi bu ayeti kerimede de ince bir mesele var. Onu da söyleyeceğim. وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْاَمْسَالِ Size böyle misaller veriyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim وَتَبَيَّنَا لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ Onlara neler yaptığımızı görüyorsunuz. Bu arkeolojik bir kalıntı demektir bu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim o kalıntıların olmasını bir ibret vesilesi kılıyor. E şimdi diyelim ki bin sene evvel, beş bin sene evvel yaşamış işte oradaki kalıntılar, puta tapmışlar, heykel yapmışlar, farklı bir inanışta olmuşlar, farklı bir çizimler yapmışlar. Bunların tek Allah inancı yok bunlarda. Nereden anlayacağız? O kalıntılardan anlayacağız. Kur'an-ı Kerim bakın onlara diyor. Ha demek ki bunlara bakıp vay be bunlar Allah'a asi oldular. Allah'ın mülkünde ölüp gitti de biz de böyle yapmayalım. Allah'a kulluk edelim. Sen şimdi bunları yok edersen, ortadan kaldırırsan bir böyle bir yapı var. İslam'dan bağdaşmayan yapılar. İşte o şey yapıları, daiş midir ne derler? İşte o yapılar. Harici yapı yıkma yapısı vesaire. Dinle alakaları yok. Kila bunlar Resulullah. Cehennem köpekleri. Yok edin. Niye yok ediyorsun? Peki yok edersen Mevla Teala evvelki kavimlere olanları siz görün. E neyi göreceğim? Yok etmişsin Her taraf dümdüz ara. Gör neyi göreyim? Yok olmuş. Dümdüz arazi. Yok ediyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir mantık var mı? Kur'an-ı Kerim'de bu konu geldi netleştiriyor ve sekentun fi mesakin illeden zalimu. Zalim sizden evvelki zalimler orada oturuyorlardı. İbret alın. Onlar benim mülkümde bana asi oldular. Hepsinin kökleri kazıldı, yok oldu. Ve tebeyyen lekum siz görüyorsunuz. Tebeyyen beyan edildi, açıklandı lekum. Keyfe fe'alna bi onlara neler yaptık? Ve darabna lekumul emsal size onların nisallerini veriyoruz. Şimdi alamet olacak ki göreyim. Alamet yoksa neyi göreyim? O zaman o alametlerin kalması hususunda Kur'an-ı Kerim bu, bunlara mesela fihi ayatun beyinatun. Ayatı beyinat var diyor Kabe'de. Makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam ayak izi bir kalıntı bu. E şimdi Kur'an ayatı beyinat diyor. Yani bakıyorsunuz yapı bunları peygamber türbelerinin yok edilmesi, kaldırılması şu. Yani şimdi bu tür şeyleri efendim dine mal etmek, doktor olmayan birinin yanlış teşhis yapıp bir insanı öldürmesi böyle doktorluk mu olur demek kadar bir cehalettir. Çünkü bu kişi doktor değil. Bu da benim dinimden alakası olmayan bir işi yapıyor. Bunu din adına konuşmak doğru değil. İslamofobi vesaire dedikleri şeyler. Bu bir iftiradır ve Allah'a saygısızlıktır. Peygambere ve dine saygısızlık çok kolay cehenneme götürür. Lütfen. Yani yapılan şey dine uyuyor mu, uymuyor mu buna bakarız. Din bunu söylüyor mu, söylemiyor mu? din söylemediği halde din adına biri bir şey yaparsa hem dine iftira etmiş oluyor ve onun adına da dine saldıranlar da efendim Allah'a saygısızlık yapmış oluyor. Biz dinin aslını konuşuruz. Efendim bozuk tarikatı konuşmayı, Bozuk tarikatı alıp da tarikata hakaret etmek ne kadar beyhude ise yani doğrusu efendim yanlış bir kişiye bir siyasetçiye kızıp bütün siyasetleri kötülemek ne kadar kötüyse. Bazı şeyler yanlış hain bir askere kızıp bütün askeriyi kötülemek ne kadar yanlışsa olur mu böyle bir şey? Askeriye insanların canını malını Allah askerimize cesaret nasip eylesin. Yani cümleleri dikkatli kurmak lazım. Yanlışa kızıp dine Allah'a peygambere hakaretler bunlar çok talihsiz sonuçlar ortaya çıkartır. Bu ayeti kerimeyi de bu şekilde izah etmeye çalıştık. 46. İbrahim Suresi ve mekeru mekrahum. Onlar hileler kurdular. Kur'an-ı Kerim'de hile ile ilgili ayet geçince ve adilhum mesatatun min kuvve. Ey Müslümanlar, kafirlere bütün gücünüzle hazırlık yapın der. Hile meselesinde hazırlık yapın demez. Çünkü adam sana dost görünüyor, candan görünüyor, arkadaş görünüyor, sana yardımcı oluyor. Meğer senin merhametinde duyguların nasıl tuzağa çekmeye çalışıyor. Kur'an-ı Kerim ve mekeru ve meker Allah der en meşhur ayet. Onlar hileler kurarlar. Hilenin karşılığını veren Allah'tır. Hileye cevap verecek ancak Allah'tır. Bir kulun bununla baş etmesi mümkün değil. İhanetle baş etmez. Mevla ihanete de müsaade etmiyor. Mutlaka belalarını buluyorlar. Hainlere Mevla müsaade etmiyor. Ve kad mekeru hileler kurar zalim diyor mekrahum onların hileleri ve indallah tekrar mekruhum onların hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Onların hilelerini başlarına geçirecek olan Allah'tır. Allah onların müstahakkını verir diyor. Burada ey insanlar onların hilesine karşı hazırlık yapın hazırlıklı ol öyle demiyor. Mesela işte orada ve aiddu lehum min kuvve müslümanlar Küffara karşı gücünüzü hazırlayın. Mesela şimdi silahlar yapılıyor, ihalar, sihalar vesaire. Rabbim küffarı alemle efendim çok çok galebe çalacak efendim güç, kuvvet, silahlar nasip eylesin. Ama hileye karşı yapabileceğin bir şey yok. Yani baş edemiyorsun. Adam senin arkadaşın gibi görülüyor. Sen hainsin diyemiyorsun. Fakat ihanet ediyor. Mevla belasını veriyor. Hainlerin belasını veren direkt Allah'tır. İşte burada. Ve kad Onlar hileler, hileler kurarlar. Burada mekeru mekran, mekra kelimesi mefulu mutlak burada. Yani burada tekit ediyor. Hile kurmakla hileler kurarlar. Adamların işi gücü bu. İsrail'in yapısı, İngiliz yapısı. Dost görün. Ya sen iyi bir müttefiksin. Ondan sonra eline geleni yapıyor. Çelme takıyor. Sen iyi adamsın diyor vesaire. Küffar ve alem bakıyorsun. Efendim teröristlerle işbirliği yapıyor vesaire. Artık bunlar net. Hileler kurarlar. Fakat ve indallahi mekrum. Onların hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Mevla onların hakkını verir. Ve inkâne mekrum. Onların hileleriyle tezûle minhul cibal diyor. Dağları yerinden kaldıracak kadar büyük olsa bile. Burada bir kısa anlatılıyor. Uzunca da bir rivayet olmuş. Bu Nemrut rivayetlerde farklı isimler de geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'a soruyor Nemrut. İbrahim Aleyhisselam'a diyor ki yerlerin ee, Haşa yerlerin ilahı benim diyor. Göklerin ilahı kim diyor. İbrahim Aleyhisselam da yerlerin ve göklerin ilahı yani sahibi Allah'tır. Onun üzerine diyor ki ben o zaman göklere çıkacağım diyor. Göklerin ilahıyla da çarpışacağım. Oraları da diyor yok edeceğim. Yerlerin göklerin sahibi ben olacağım diyor. Aynısını Firavun da yaptı. Burada anlatılıyor işte büyük bir efendim kartaldan büyük kuşlar vesaire uzun, de, uzun değnekler yaptı. Burada rivayet var efendim kaynakları da verilmiş. Efsane falan değil. Böyle uzun değnekler yapılmış. Değneklerin üzerine önlerine etler konulmuş efendim. O şey kuşlara o şeyler bir de sal yapılmış böyle oturak yani. paraşüt gibi diyeceğim. Fakat bu sefer yerden bunlar 8-10 tane kuş neyse havalanıyor. O şey etleri yukarı doğru günlerce aç bırakıyorlar onları. Burada uzun uzun anlatılıyor. Bunlar yukarı doğru uçmaya başlıyorlar. Bir hayli göklere çıkıyorlar. Ondan sonra oradan oklar atılıyor. O attıkları oklar da kanlı geri geliyor. Firavun da aynı şekilde büyük bir ayet-i kerimede de geçiyor. Kendine kuleler yaptı Nil Nehri'nin kıyısında. Sonra da o yıkıldı. 30 bin, 40 bin insan orada efendim öldü gitti vesaire. kendisi Nil Nehri'ne düştü. O attıkları oklar da kanlı geri geldi. Mevla Celle Celaluhu müsaade ediyor. Mesela kafire niye veriyor? İşte bundan dolayı veriyor, veriyor, azgınlaşıyor, azgınlaşıyor. Ne zaman ki tamam efendim gavurlukta zirveye vardım derken anında derdes ediliyor. Firavun gibi denizin dibinden cehennemin dibine. Şimdi bu Nemrut'ta o kuşlarla efendim göğün katına çıkıyor, bir hayli yükseliyor. Oradan oklar atılıyor, tekrar efendim o okları aşağı doğru tutuyor. Onlar da o etleri yiyeceğiz diye uğraşırken tekrar aşağı iniyorlar o şekilde. Efendim diyor ki işte yerlerin sahibi de benim, göklerin sahibi de benim, benim gücüm her şeye yeter. Mevla Celle Celaluhu işte bunun yaptığı bu kendine göre Allah'a meydan okumasının karşılığında Mevla Celle Celaluhu ona da işte meşhur sivrisinek orduları geldi. Efendim çok güçlü olan birisi, küçük bir sivrisinekle yeksen olup gittiysen Allah'ın azameti kibriyasına. Mesela daha farklı bir şekilde de olabilirdi. Yani 50-100 kişi gelip de mesela o Nemrut'u öldürebilir bir görkemli bir ölüm. Öyle değil. Basit bir ölüm. Yani bir de ölüm. Mevla Celle Celle mesela azılı bir kafir Ebu Cehil. Ebu Cehil Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Efendimiz. Yani kiloya varsan 35-40 kilo bile gelmiyor mübarek. Çok zayıf, naif birisi. Ama müfessirlerin en zirvesi Rabbim şefaatinden aile eylesin. Hz. Ali mesela Ebu Cehil'i öldürebilirdi veya büyük bir kahraman öldürebilirdi. Ancak bakıyoruz ki Ebu Cehil gibi bir en tepedeki gavuru ayakta tutamıyor. Kılıcı zor tutuyor. Abdullah bin Mesud böyle kellesini zor kesiyor. Efendim yani sana büyük şeye gerek yok. Hz. Ali gibi kahramana da gerek yok. Abdullah İbni Mesud gibi efendim kılıcını da dahi tutamasa efendim o senin kelleni alır. Allah Celle Celaluhu burada azameti kibriyasını gösteriyor. Kurban olduğum Rabbim efendim onların hilesi dağlar kadar bile olsa Mevla onları yerle bir eder, yeksen eder. Ayeti kerimeler bu şekilde devam ediyor. Ve la tahsebenallah muhlife rusule. Buradan devam edeceğim. Ayeti okuyayım. E, konuyla alakalı. Ve la tahsebenallah muhlife vadi rusule. Allah peygamberlere verdiği sözü Kul eder diye zannetmeyin. İnna Allah azizun Allah çok yücedir. Züntikam intikam sahibidir. Mevla mühlet verir 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 verir. Kul azar 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 azar. En sonunda Mevla yakaladı mı daha da bırakmaz. Açlıktan çıldırır tarafına bakmaz. Susuzluktan çıldırır tarafına bırakmaz. Ve kânel yevm o kıyamet alel kâfirin asîre. Çok zor bir gün diyor Allah. Sonsuz susuzluk, sonsuz açlık, sonsuz azap, Bitmiyor ateş. Sonsuz baş ağrısı, mide bulantısı bitmiyor. Kulağa gelecek sonsuz gürültü. Günümüzün insanların tek yaptığı kabul etmiyorum, reddediyor. Bu kadar değil ya. Yani böyle değil mesele ya. Yani Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde biz emanet yaşıyoruz. Mevla bunları yapacağını bize bildiriyor. Onun için yeryüzünün en akıllı insanları iman ehli, Müslümanlar. Neden yaratıcısını biliyor, onu memnun etmeye çalışıyor, hoşnut etmeye çalışıyor, dediğini yapıyor. Onun habibinin yolunda hep beraber inşallah ayrılmayacağız. Efendim Allah'a tapacağız, Resulullah'ımıza uyacağız, dinin kurallarına tabi olacağız. Birbirimizi Allah için seveceğiz, insanlığa yar olacağız. Zalim, hain, facirlerden uzak olup son nefeste iman, Rabbimizin rızasına nail olacağız inşallah. Efendiler 47. ayette kaldık. Burada devam edeceğiz. Amin. Subhane rabbiyal aliyil e'le vel hab. Elhamdülillahi'llezî hedânâ Nihâza ve mâ kunnâ linehtedî el-evlâhi'n ve salâtü vesselâmü alâ Resûlinâ Muhammedin ve a'lâli ve sahbî Ya Rabbel Alemin, nefsani, şeytani işlerden bizleri muhafaza eyle. Haramlara, günahlara düşmekten muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin, ve Hayran seni darıltacak işlerden, Habibine aykırı işlerden, dine uymayan işlerden bizleri muhafaza eyle. Ömür sermayemiz bir defadır, onu rızana uygun kullanıp, son nefeste iman, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne. محمدًا عبده ورسوله ديerek حضوره ورميا موافقه الافاتيه اللهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاعة